Sıtkab kanalında sizi bir daha hoş gördük dostlar. Bu dəfəki dərsimizdə biz backgroundlar barədə danışacağıq. Backgroundlar nəyə görə lazımdır? Biz istəsək saytın arxasına rəng də qoya bilərik, şəkil də qoya bilərik. Yəni belə adi darıxdırıcı bir səhifə olmasın deyə biz buna rəng də qoyacağıq arxa fona və şəkil də yerləşdirəcəyik. Backgroundların içində bizdə bunlardan söhbət aparılacaq. Background colorlar, background image'ler, repeat attachment, bir de position'lar barisinde. Background gəlin baxaq görək bizə nə veriblər burada. Bizdə body tag'imiz var. Və o body tag'a normalda biz müraciət edəcəyik ki, bütün səhifənin arxası olsun bizdə şəkil və yaxud rəng. Baxaq. Deyir background color arxa fona rəng verir. Məsələn body deyir müraciət edərsiniz və deyərsiniz ki, arxa fon rəngi bu rəng olsun. Biz isə başqa rəng qoyacağıq. Biz isə bu rəngi də qoya bilərik. Məsələn background color qoyaq red. Və onu açıq browserda baxaq. Arxa fonumuz oldu qırmızı rəngdə. Bunu istəsəydik blue deyərdik. Arxa fon olacaqdı köy rəngi. Sonra bizə deyir ki, istəsəz bu formada verə bilərsiniz adını red. Yəni bizim verdiyimiz kimi. İstəsəz red-in hex kodunu istifadə edə bilərsiniz. Yəni bu kodu atırıq. Bura red-dir bu. Və baxaq. Oldu qırmızı rəngdə. Red de yazsak olacak hele kırmızı renkte. Sonra RGB kodundan da istifade edebilirsiniz deyir. O zaman RGB de kırmızı rengini koyduğuna göre hele kırmızı renkte de olacak. Bu formül. Renkle bağlı bu kadar. Ben bir şey diyeyim ki bu background ve background color elementler. Yani göstereyim bunu. Görürüz. Hiçbir şey değişmedi. Sonra bize deyir ki image, şekil koymak. Bize de şekil koymak lazım. Deyir ki okay, şekil koymak istiyorsanız nece koyacak? Deyir yazın background image, URL yazın ve URL'in içinde şekilinizin adını yazın. Tamam. Gelin biz bunu eləyək. Bunu silək. Veya komenti alaq. Yazaq. Background image URL ve URL'in de içinde tırnak içinde adını yazaq sayfı mesela şekilimizin bir şekil götürək mesela tutaq ki bu Romeo Juliet'tan götürək ve ataq bura sayfayı çevirip baxanda şekil çok büyük olabilir olabilir ki bunlar tam açılmasın baxaq bəli. Gördüğünüz kimi şekil çok büyük olduğuna göre Deadpool ancak yüzü görsendi burada. Şekil çok büyüktü. Buna göre de biz şekle ele ölçü vermeliyiz ki tam götürsün ekranını. Yani bize fark yoktu şekil balaca diye büyüktü. Dart bir ekran ne boydaysa o boyda elemeli şekli. Onun için de burada böyle bir parametre vereceğim buna ki background size arka fon ölçüsü olsun. Cover. Budur. Ekran şekil ne boyda olsa olsun düz ekranımız ölçüsünde olacak. Contain de var burada. Contain de koyabilirdik. Contain. O zaman o bunu çok hırda ve tekrarlayır. Hırda edir ve tekrarlayır şekilleri. Daha doğrusu şekiller özü tekrarlanır. Bize lazım ki bu tekrarlanmasın. Tekrarlanmasın diye neyleyecek? Ve tekrarlansın diye neyleyecek? Normalde bize bu lazım idi. Evet. Sayfanı böyütseydi, küçültseydi bu şekil standart olarak kalacak burada. Sonra şekli koymanın başka bir yolu da var. Mesela gelin bir tane de şekil götürək. O da olsun bu şekil. Bu şekil. Ve çok hızlı bir şekilde. Mesela bu şekil olsun. Bu şekli sayabiliriz.
Baxın, biz bayaq linkdən götürdük. İndi isə şəkli yükləyib çağırmalıyıq. Onun üçün bir şəkli save edirik. Deməli, yüklürük Roboto Stolda Project papkamızın içində. Bir dənə yaxşı olar papkaya da şəkilləri də onun üçün yığaq ki, daha səliqəli olsun. CSS üçün ayrıca papkamız, şəkillər üçün ayrıca papkamız, gələcəkdə JavaScript üçün də ayrı papkamız olacaq. Bunun adına istediğimiz adı koyabiliriz. Şekil de verebiliriz. Image de verebiliriz. Ben normalde image veririm. Bu formada kısaldılmış formasında. Ve şeklin de adını yerleştiririm buraya. Kısaldım bunu. Daha kısa olsun ki rahat olsun. Sonra çağırmak. Okey. Bunu yükleyip papkanın içine. Şimdi baxaq. Görü papka yarandı ve papkanın içine dedi. Bu iki geldi bu şekilde çıktı. Bunu komenti alacağım. Burada yazacağım ki background image URL. Baxmayaraq ki papkadan çağırıram bunu, yine URL'dan çağırmalıyım. Sonra image papkası. Niye image papkasına gidip ben baxaq. Biz indi CSS'deydik. CSS'de yazırdıq onu. Yani biz bunun içinde yazırdıq. Bu kodlar bizde style CSS'de. Yani buradadır. Mən image papkasına daxil olmaq için burada image papkası görmürəm. Ona göre CSS'den çıxmalıyam. Yazıram. 2 nöqtə slash. Yani olduğum yerden çıxdım. Hara daxil olmalıyam? Burada image var, index var. Mənə image'e gitmeye lazımdır. Ona göre yazıram. Image slash. Image'e daxil olduqdan sonra burada bir neçə şekil ola bilər. Mənim de lazım ki bu şekli götürüm. Burada belə bir məqam da var ki, bəzilərimizdə bu formada ola bilər. Deadpool, siz bunun uzantısını götürə bilməyəcəksiniz və bilməyəcəksiniz bu JPEG-dir, PNG-dir, yoxsa JPG-dir. Onun üçün Windows 10-da olanlara tövsiyə edirəm ki, daxil olsunlar View hissəsinə bura yuxarı. Burada File Name Extensions var. Ona vurandan sonra burada artıq bu JPG olduğu göstərilir. Bizə uzantısı ilə götürmək lazımdır şəkildə mütləq, yoxsa açmayacaq. Götürdüyü adını ve atırıq bura. İndi çevirip öz saytımıza geçeyim. Gör ki bu formada açılmış oldu. Bu da bizim Hello World sözümüz. Burada cover olmasaydı o zaman şekil belə açılacaktı. Şekil düz açılsın diye cover'ı koyuruq ve bu şekil tam olarak açılır. Sonra görelim ne var burada. Şekilli yükləməyi bildik. Burada var şekilli repeat eləmək. Repeat, no repeat, x repeat. Baxın burada da göstərilib. X repeat bu göstərir ki x oxu ətrafında təkrarlan. Y repeat eləsə y oxu ətrafında təkrarlanacaq. Ya y oxu ilə təkrarlanacaq. Burada eləsə ümumiyyətlə repeat bu həm x həm y-i təkrarlayacaq. No repeat eləsək bu artıq təkrarlanmayacaq və bu əslində gördüyünüz bəyəki şəkillər bir dənə bundan ibarət idi. Biz bunu gəlin özümüzdə yoxlayaq, öz kodumuzda. Burada yazıram. Məsələn, cover vermişik buna. Bu bizdə bu formadadır. Bir dənə böyük şəkil. Mən buna contain verseydim, bu şəkil məndə bir neçə dəfə təkrarlanacaqdı. Mən istəmirəm bu təkrarlansın. Onun üçün yazacaqdım ki, background repeat no repeat tekrarlanma bir tane kaldı orada söz o şekil bu arka fon şekildi yani üstüne söz de yazmak olur gördüğünüz gibi söz üstüne çıkıyor bunu eleseydi ki repeat x o zaman x okuyla tekrarlanacaktı y ise y bize Y'ni tekrarlandırır. Ama hiçbir olmasaydı, repeat olsaydı hem X hem de Y okuyla bunu artıracaktı. No repeat'te ise şekil tekrarlanmayacak. Hazırız. No repeat. Okey. Ve buna da verebilirik. Cover. Yani bütün ekran boyu. Tekrarlanma ve bir tane bütün ekran boyu. Ekranınızı büyütseniz de küçültseniz de bu şekilde tekrarlanmayacak ve büyük küçülmeyecek. Sonra burada var bizde repeat, no repeat, right top var burada. Right top neyi bildirir? Left yazsak şekilimiz bu kuş olan şekil gidecek sol tarafa.
Bright gece sağ telefon. Okay. Burada da var Mergin. Bu toplarda danışacağım. Bir de var Mergin. Merginler dersinde keçende göreceksiniz. Onun etrafı formalı keçecek. Mergin ve Padding dersi. Bakın söz getdi üstüne çıxdı yazının. Ama burada Mergin olanda söz getdi üstüne çıxmır. Çünkü buradan bura kadar iteliyiz sözü sağ tarafa. Bir de var bu top barisini danışacağım. Aşağı düşe biraz. Repeat attachment. Attachment. Okay. Bu top neye göre bize lazım idi? O belki hemen toptu. Burada fikir verin, söz aşağıya kadar çok gelir de. Düz böyle scroll yağmur hatta burada. Çünkü burada sözler çoktu. Top odur ki, sen topta kalmalısın deyir buna. Biz bunu bottom eləsəydik, o zaman bu aşağı sürüşəcəkdir. Baxın. Aşağı hissədə gedib qalır. Amma biz buna versək ki top, bu səhifənin üst tərəfində qalacaq. Fixed ise odur ki bu şekil ilişsin kalsın burada. Fikir verin, biz aşağı eləyirik. Bu şekil tərpənmir burada. Burada olsaydı scroll, o zaman şekil getdi yuxarı. Baxın, getdi yuxarıda qaldı. Top vermişik ona göre. Bir de verseydik buna mesela bottom. Şekil üstte değil, şekil aşağıdadır. Niye aşağı düştü? Çünkü burada söz çoktu ona göre. Sizde söz az olsa o aşağı düşmeyecek. Sonra demeyin niye işlemi. Çünkü SF onsuz da aşağı hissesi burada bitir ve bu da onun aşağı hissesinde de demir alır. Sizin burada sözünüz çok olmalıdır ki bu aşağı scroll yaransın burada ve aşağı hissede yaranacak bu. Çünkü biz bunu bottom demişik burada. Sağda ve aşağıda ol. Top eləsəydi, top da olacaktı. Top da yuxarı demektir. Top yuxarıda, bottom aşağıda. Scroll da odur ki, scroll olanda bu scroll da itsin. Buna scroll deyirlər bu xəttə. Scroll'u aşağı eləyəndə bu itsin. Fixed lazımsa fixed qoyuruq bura. Bu isə onun içindeki bu, yəni qalsın burada, tərpənməsin. Scroll aşağı ensə də qalsa da bu yerindən tərpənməsin. Bir de kaldı burada scroll, burada da fixed. Bir de var bu formada verip, yani bir tane background'un içinde bunu veren de rengi götürür, bunu veren de şeklini götürür, bunu repeating götürür, bir de right top'unu götürür. Yani bir neçen tane bu verdiğimiz parametreleri bir tane bu linya içinde, bu hattın içinde ard arda götürür. Yani birinci ne verirseniz color götürecek, ikinci ne verirseniz şekli götürecek. No repeat, right, bir de top. Bunların hamısını bir dənə kodun içində verə bilərsiniz bu formada. Baxın. Böyle sözləri əlavə eləsəz. Görürsünüz. Burada scrolldur deyə. Scroll verilmiyor. Burada ona göre avtomatik scroll'u götürür. Right top. Bottom verseydi, o zaman bu aşağıda olacaktı. Yani obislerin kombinleştirilmiş forması da yığılıb bir tane formada, bir tane sətirdə yazılıb ki alt alta bir de bayağı kimi bu da sətir yazmayız. Bu dersimiz background dersi bu kadar. Siz biraz da bakın araştırın, sonra bunlara düşün, bunlara da vurun, etraflı formada göreceksiniz. Diğer məlumatları da var bunların. Bunları artık size bırakıram, siz özünüz bunlara bakın. Nasıl sualınız olsa yazarsınız. Sayfaya like edip paylaşmayı unutmayın. Dikkatiniz için teşekkür ederim.